Selamun aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi üzerimde ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Yepyeni bir video açılışıyla tekrar karşınızdayız. Bu seferki cihazımız telefon soldayır. Teknik bilgiler burada var. Hemen geçelim cihazımızın açılışına. Cihazımız şöyle. Bir tane USB ara kablomuz, şarj adaptörümüz. 5-7-9 volt, 2 amper destekliyor. İğnemiz içinde. Bunu şöyle şuraya koyalım. Şöyle. Arkadaşlar cihazımız gördüğünüz gibi bence şekil olarak çok güzel bir cihaz yapmışlar. Şurası falan hani kırmızılar, işte gümüş renk, aynı şekilde kırmızı bir buton. Yani tasarım olarak çok güzel. Bunun sarı ve yeşil renkleri de var. Onlar da çok güzel. Tabii bizim elimize gelmedi. Kasamız arkadaşlar termoplastik, termopolisterin ve plastik bir malzemeden yapılmış. Başlayalım. Şurada ip takıyorsunuz biliyorsunuz. Hani boyunda taşımak için veya yan tarafınızda taşımak için. Şurada bir fenerimiz var. Çok güçlü. Geceleri özellikle. Sim kart ve hafıza kartı giriş yerimiz. Çift hattı zaten. Şurada bir butonumuz mevcut. Onu denemedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Onun için hani bir şey diyemeyeceğim. Şurada da arkadaşlar kulaklık jakımız ve USB giriş yerimiz var. Type-C değil. Bu normal standart. Ben burada bir tavsiyede bulunacağım. Bu tarz cihazlar kullanan arkadaşlar, özellikle bu tıpaçlı olanlarda tıpaçları takmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü suyu buradan alır. Parmak izi okuyucumuz yan tarafta arkadaşlar. Yani çok iyi düşünülmüş. Burada olması her zaman için daha iyi. Açma kapama, ses kısma tuşlarımız. Burada işte fenerimizi açmak için. Cihazımızı açalım bakalım. Evet, cihazımız açılıyor. Arkadaşlar cihazımızın arkasında bir tane pusulamız mevcut. Şöyle koyunca, yani ben çok denemedim ama sonuçları yani çok da tam da değil de normal, yani öyle hani tam doğru gösteriyordur diyemem. NFC olan yerimiz, kameramız vesaire, onlar var. Donanım kısmında arkadaşlar cihazımız Helio X25 ile geliyor. Helio X25 eski bir işlemci aslında ama yani onunla gelmiş. Android 8.0 cihazımız açıldı. Başka ne var diyebiliriz. Grafik işlemci kısmında Mali T884 var. MP4. 10 çekirdekli bir işlemciye sahip Helio X25'ler. 2.5 GHz'de. Cihazımız 4 GB RAM'i destekliyor arkadaşlar. DDR3'te geliyor. Double channel geçiyor. İşlem bellek kısmında ve 800 MHz'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama cihaz gayet hızlı bir cihaz. Bu cihazın 64 ve 128'lik iki versiyonu var. Bizim elimizdeki 64 GB'lık versiyon arkadaşlar. Kasa ağırlığı öyle çok ağır bir cihaz değil. Yani ağırlığı var da tabi yani hem bataryadan dolayı hem kasa kalitesinden dolayı, ama fena değil. IP68 zaten cihaz. Su geçirmez bir cihaz. Ekran kısmına gelecek olursak arkadaşlar, ekranımız 5.5 inç ve IP68'lerde 2K ekrana sahip tek cihaz. Ve çok muazzam kalitede bir ekrana sahip cihazımız. 2560x1440 piksel çözünürlükte. 500 küsürün üzerindeydi. Yanlış bilmiyorsam PPI değerine sahip. Yani çok iyi bir ekran. LCD bir panel kullanılmış zaten. Cordic Gorilla Glass 3'te de destekli cihazımız. Buradan ben bir temalara gireceğim. Elephone A4 Pro'dan hatırlıyorsunuz. Onun temasını çok sevmiştim. Evet, varmış. Evet arkadaşlar, bu temayı da seçebiliyorsunuz. Farklı temalar da var burada. Şuradan işte resimler vesaire. Şunlara bakalım. Yani gerçekten arkadaşlar 2K ekran da hakikaten çok güzel oluyor. Yani renk derinliği ve zenginliği açısından muazzam bir şey. Neye gelelim arkadaşlar? Kameramıza geçelim. Arka kameramız arkadaşlar Sony'nin IMX220 sensörüne sahip 21 megapiksel çözünürlükte. Ön kameramız da Samsung'a ait 16 megapiksel çözünürlükte. Arka kameramıza bir geçelim. Oh, pardon. Şöyle yapacağız.
Evet, kamerası gayet güzel. Geç bunu da ben sileyim. Sonra demesinler. Şöyle yapalım. Buradan ön kameramıza geçelim arkadaşlar. Yani ön kameraya da geçtik de. Arkadaşlar ön kamerası 16 megapiksel Samsung sensörü. Gayet güzel. Çok net resimler sunuyor. Arka kamerada ben eklemek istediğim şu vardı. 4K video çözünürlüğü var arkadaşlar bunda. Saniyede 30 kare. Yani dediğim gibi yani iPad 68'lerde 4K olması daha güzel. Yani su altı çekimi falan yaptığımız zaman renk derinliği işte böyle daha netlik açısından olsun 4K çok iyi düşünülmüş. Bunda da var zaten 2K ekran 4K video. Yani düşünün artık telefonda hani Full HD bir ekranda Full 4K bir videoyu izlemekle 2K ekranda 4K videoyu izlemek veya 4K ekranda 4K videoyu izlemek tabii ki daha farklı oluyor. Yani kamera noktasında çok memnun kalacağınız bir cihaz onu söyleyeyim ben. Fiyatına göre de zaten Blackview VV9600 Pro'dan baya baya uygun. O bak aşağı yukarı özellikle birbirine denk. Tabii onun işlemci noktasında biraz yani üstünde. Hani Helio P60 yapay zeka vesaire. Çift kamera vesaire onlar var. Sesine gelelim arkadaşlar. Hoparlörümüz burada arkadaşlar. Ben dinlemiş baktım zaten de. Şöyle yüksek bir şeyler yani ses yüksek arkadaşlar. Sesten yana bir sıkıntınız olmaz. Onu söyleyeyim. Parmak izi okuyucumuz burada. Şöyle yapalım. Ben fenerini gösterecektim. Buradan açıyorsunuz. Geceleri yani karanlık ortamlarda ışık çok güzel. Bu çok iyi düşünülmüş. Yani iPad 68'lerde bunlar bence olmazsa olmazı olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Şurada sos tuşumuz var arkadaşlar. Sos vermek için. Kapatalım. Ekstradan bunda termometre ve barometre var arkadaşlar. Yani bunları dediğim gibi iPad 68 olan cihazlarda işte yani bunların şu fenerdir işte ne bileyim pusuladır, sostur, barometredir, termometredir olması lazım. Maalesef her şeyi her telefonda bir araya getirmiyorlar. Niye yapmıyorlar bilmiyorum. Yani olsa çok iyi olur. Arkadaşlar cihazımız 5000 mAh. Onu da söyleyelim. 9 volt 2 ampere kadar zaten şarj çıkış gücü var. 5000 mAh de gayet yeterli bir seviye. Bence memnun kalacağınız bir cihaz. Hoşunuza gidecek, kullanımdan zevk alacağınız bir cihaz. Zaten tasarım olarak çok güzel yapmışlar cihazı. Ekran kalitesi muazzam zaten. Kamera da aynı şekilde. Fazla söyleyecek bir şey de yok. Linki atacağım. Aşağıya koyacağım. Facebook grubumuzda üye olun. Isparta Çin Pazarı. Yeni gelen cihazları İlk siz görürsünüz. Hem fiyatlandırmaları görürsünüz. Ayrıca grubumuza cihaz alıp satabilirsiniz. Yazılımsal, donanımsal problemlerle ilgili bilgi de alabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ne kadar çok abone olursa bizim için de o kadar iyi olur. Hem yeni cihazlarla size tanıtmış oluruz. Böyle bir imkanımız olur. Önümüz açılmış olur. Yani başka da söyleyecek bir şeyim her zaman klasik standart. Bazen unutmuş olabilirim. Yorumlarda birbirimizi kırıcı cümleler kullanmayalım. Birbirimize hakkımız geçmesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.